Bu videoda biyolojinin en heyecan verici konularından birini konuşacağız sizinle arkadaşlar. Türden türe değişiklik gösteren yaşam öykülerinden, yaşam sürelerinden ve üreme hızlarından bahsedeceğiz. Mesela bakın burada 3 farklı tür var. Soldaki bir Afrika fili. Afrika filleri muhtemelen biliyorsunuzdur, upuzun bir ömür yaşayabilir özellikle yabani ortamda onlarca yıl boyunca yaşayabilirler 40 50 hatta 60 yıl hayatta kalabilirler ve yaşam öyküleri birçok noktada modern insan yaşamıyla benzerlikler gösterir hayatlarının ilk 10 yılında anne babalarına çok bağımlılardır sonra insanlarınkine çok benzeyen ergenlik diyebileceğimiz bir döneme girerler aslında bu dönemde üremeleri mümkündür ama genelde bunu yapmazlar ve hala anne babalarına bir nebze bağımlılardır. Sonra üreme çağına girerler. Her iki ila dört yılda bir ürerler. Bu dişi bir Afrika filinin üreme sıklığı. Gebelik süresi yani bebek filin anne rahminde bulunduğu müddet insanlarda olduğundan daha uzundur. İnsanlar bu süre 9 ayken Afrika fillerinde tam 22 aydır. Düşünsenize 22 ay hamile bir karınız oluyor mesela bir Afrika filinin kocasıysanız. İşte hiç düşünmek istemedim bir anda o yüzden hemen şöyle diyorum. Bu nedenle de üreme sıklıkları 2 ila 4 yılda 1'dir. Bir örnek daha verelim. Filler ve tavşanlar ilk bakışta birbirlerine çok benziyormuş gibi gelmeyebilir. Ee, ama esasında... Hayat ağacı açısından baktığımızda birbirlerine çok benzerler. İlk olarak ikisi de memeli. Siz de muhtemelen fark etmişsinizdir. Burada gördüğünüz örneklerin üçü de hayvan. Afrika fili, tavşan ve az sonra değineceğimiz somon. Bunların hepsi hayvan. Burada bahsedeceğim şey tüm canlılar için geçerli. Bakteriler için de geçerli, ağaçlar için de geçerli. Ama bu canlıların fekonditeleri yani üreme hızları Onların arasında işte devasa farklar bulunuyor arkadaşlar. Önce şu kelimeyi şuraya bir yazalım, bir not edelim. Fekondite. Fekondite. Üreme hızı demek bu. Ayrıca canlıların yaşam süreleri de çok büyük farklılık gösteriyor. Ağaçların, bakterilerin, balıkların ve memelilerin yaşam süreleri hep birbirinden farklı farklı. Ama şimdi biz önce iki memeliyi karşılaştıracağız. Tavşanla başlayalım. Tavşanın türüne göre değişiklik gösteriyor olsa da bir tavşanın yaşam süresi tek haneli rakamlarla ifade edilir. Fakat fillerin yaşamlarının ilk 10, 15 veya 20 yılında üreme çağına girmezken tavşanlar birkaç ay içinde hemen üreme çağına girerler. Çünkü yaşamları, yaşam döngüleri çok daha kısa. Doğduktan 4-5 ay sonra üremeye hazır hale gelirler ve üreme çağına girdiklerinde bu arada üreme çağını bir cırtlak pembeyle gösteriyorum. İnanılmaz hızlı bir şekilde ürerler. Fekonditeleri yani üreme hızları çok yüksektir. Bir dişi tavşan her batında çok sayıda bebek tavşan doğurabilir. Bu sayının 1 ila 14 arasında değiştiğini öğrendim. Ve her batında 1 ila 14 bebek tavşan doğurabildikleri yetmiyormuş gibi bunu her ay tekrarlayabilirler arkadaşlar. Yazıyorum bak her ay yani bir dişi tavşanın yaşam süresi türüne göre 3, 4, 5 veya 6 yıl olsa da o tavşan her ay 10 yavru doğurursa bu ne eder? Yılda 120 tavşan eder. Çünkü ne oluyor? Her ay doğurabiliyor, değil mi? Ortalama 10 doğursa 120. Her ay 10 tavşandan yılda 120 tavşan doğurabilirler ve bu birkaç yıl boyunca devam eder. Tahmin edebileceğiniz üzere doğan bu yavruların da yarısı dişidir. Dolayısıyla o dişiler de çok kısa bir süre içinde üreme çağına girer ve benzer bir oranda çoğalmaya başlar. Yani tek bir tavşan açısından baktığımızda bir dişi tavşanın fekonditesi yüksektir. Popülasyon düzeyinde baktığımızda ise bu tavşan topluluğu çok yüksek bir fekonditeye sahiptir. Şimdi bir başka örneğe bakalım. Somon örneğini inceleyelim. Çok sayıda somon türü vardır. Somonun geçirdiği yaşam döngüsü aşağı yukarı şöyledir. Doğarlar, ve genelde akıntının çok kuvvetli olmadığı akarsuların yukarı bölgelerinde doğarlar. Yüzlerce, binlerce bebek somondan oluşan gruplar halinde dünyaya gelirler. Sonra akıntıyla birlikte okyanusa ulaşırlar ve uzun yıllar süren bir büyüme çağına girerler. Bu dönemde üremezler. Üremeye hazır olduklarında geldikleri akarsuya bu kez ters yönden girip mücadele ede ede tekrar doğdukları bölgeye çıkarlar. Bu hem erkek hem de dişi somonlar için geçerlidir ve burada ürerler. Dişiler yumurtaları üretir, erkekler yumurtaları döller, daha sonra ölürler. Yani bu yaşam döngüsünde sadece tek bir üreme olayı vardır. Sonrasında ölürler. Bunun niçin böyle olduğunu hala tam olarak anlayabilmiş değiliz. Tek bir kez üredikten sonra ölüyorlar. Bu şekilde üreyen türlerin teknik bir adı var. Yani bu sadece somonlara has bir özellik değil. Üremenin tek bir büyük patlama halinde gerçekleştiği, yüzlerce hatta binlerce yumurtanın döllendiği, ardından da yetişkin bireylerin öldüğü bu üreme biçimine biz semelparite diyoruz. Semelparite yazalım. s e Semel Latince'den geliyor, bir kez demek. E parite de çocuk sahibi olmanın Latince'si anlamına geliyor. O zaman ne oluyor? Yani semel parite bir kez çocuk sahibi olma yani tek bir kez üreme anlamına geliyor. Somonlar da tek bir kez ürüyor ve sonra ölüyor. Tamam, somonlarda semel parite var. Peki fil ve tavşandakine ne diyoruz biz? Tavşanların çok ürediği kesin de fillerin de e, birden çok kez ürediğini söyledik. Bu tür üremeye de iteroparite adı veriliyor. Iteroparite itera de tekrarlamak demek, bir şey tekrar tekrar yapmak, yani itero parite ise tekrar tekrar üreme demek oluyor. İşte fillerin ve elbette tavşanların üreme türü bu şekilde adlandırılıyor. Şimdi, buradaki kilit soru şu, ki çocukken çok merak ederdim bu sorunun cevabını, neden bu kadar çok çeşitlilik var? Bu türler nasıl kendilerine has birer yaşam yöntemleri benimsemiş, bulmuş? Yani, Böyle olmuş olması mantıklı çünkü doğal seçilim bu türlerin yaşam sürelerini ve üreme oranlarını yani fekonditelerini çok çeşitli olacak şekilde belirlemiş değil mi? Kimi hayvanlar iteropariteye, kimileri semel pariteye sahip olacak şekilde gelişmiş. Bu soru öyle kıyıda köşede kalmış bir soru değil. Bu konuda araştırma yapan insanlar var ve hipotezleri de gayet sağlam. Ama yine de sorunun cevabından kesin olarak emin değiliz özellikle de türler bazında. Bu konuyu şöyle bir çerçevede ele alabiliriz. Bir tür var ve hayatta kalma becerisini optimize etmeye çalışıyor. Birey bazında hayatta kalmaktan söz etmiyorum arkadaşlar. Tür genetik bilgisini yaşatmaya çalışıyor yani kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Tabii ki tür veya genler bil fiil bu işle uğraşıyor değil. Yani tür kalkmış ben bir türüm kendimi koruyorum demiyor. Bu iş onlar için aslında doğal seçilim yoluyla yapılıyor. Yani bu işi yapan doğal seçilim. Buradaki kutuya doğal seçilim diyoruz. Buradan en uyumlu genler çıkıyor. En uyumlu derken en iyi genleri kastetmiyoruz. O çevrede hayatta kalmak ve üremek için en işe yarar özellikleri taşıyan genlerden bahsediyoruz. En iyi olmak zorunda değil bakın. Buna dikkat. Ve bu doğal seçilim kutusuna giren girdiler mesela enerjiye yani besine erişim gibi şeyler diyelim. Ben buna serbest enerji diyorum. Mesela bitkiler bu serbest enerjiyi güneşten alabiliyor. Enerjiye erişim. Sonra avcı etkeni var. Avcı etkeni. Hastalıklardan da söz edebiliriz. Evet, onu da ekleyelim. Hastalıklar. Bir organizma hayatta olduğu her an bu etkenlere karşı tetikte olmak zorundadır. Besin bulmaya çalışmak veya besin için rekabet etmek zorundadır. Avcılardan korunmak zorundadır. Hastalıklardan korunmak zorundadır. Tekrar ediyorum. Tek bir organizma mesela bu somon oturup "Umarım hasta olmam kardeş." demiyor. Akıntıya karşı yüzerken onları kapıp yiyebilecek ayılar konusunda bile endişelenmiyor olabilirler. Bu etkenler kimin seçileceğini belirleyen etkenler. Sanırım en iyi bu şekilde özetlenebilir. Türler açısından baktığımızda türlerin bu etkiler altında yaptığı şeylerin özelliklerini sıralıyorum şimdi. Mesela üreme hızı yani fekondite. Üreme yaşı ki bu ikisi bağlantılıdır. Üreme yaşı ya da yaşam süresi. Tüm bunlar bir şekilde bağlantılı şeyler aslında. Büyüme, sağlık, Türler, organizmalar bir şeyi elde etmek için sürekli olarak başka bir şeyden vazgeçer. Örneğin somon bu uzun dönemde enerjisinin büyük kısmını büyümek ve hayatta kalmak için harcıyor. Sonra birden başka bir karar veriyor ve depoladığı enerjinin çoğunu akıntıya karşı yüzmek için harcıyor ve üreme dönemine giriyor. Sonra da ne oluyor? Sonra da ölüyor. Bu sürecin bu şekilde gerçekleşmesinin nedeni muhtemelen somon DNA'sının daha fazla yayılabilmesini sağlamak. Belki bu şekilde suya besin maddeleri karışıyor veya belki tüm enerjileriyle akıntıya karşı yüzüyorlar ki yavruları fazla zorlanmadan akıntı yönünde yüzebilsin. Bundan başka değiş tokuşlar da var tabi. Mesela dişi somon binlerce yumurta bırakabiliyor ama bunların çok azı tüm döngü boyunca yaşayabiliyor. Okuduğum tahminlere göre her bir yumurtadan sadece üçü başladığı yere geri dönebiliyor. Bu arada bu tahmin kızıl somon için geçerli. Ortalamada sadece 3'ü bir sonraki sene başladıkları noktaya geri dönebiliyor. Yani ortada tabiri caizse büyük bir zayiat var. Fillerse yavrularına daha büyük bir yatırım yapıyor. Dolayısıyla her bir yavrunun hayatta kalma olasılığı çok daha büyük oluyor. Yani yaşam öyküsü, yaşam döngüsü, yaşam süresi, fekondite ve üreme biçimi gibi konular söz konusu olduğunda... Çok ilginç değiş tokuşlara rastlamak mümkün.